Dayı valla Behzat'a helal olsun. Yani ben onun hiç bu kadar soğukkanlı olduğunu düşünmemiştim. Sen Rado'yu yakala, öldürme, tut buraya getir. İlyas amcam, bu işte bir tuhaflık var dedi ya enişte. İşte ben de onu söylüyorum yeğenim. Bence de bir tuhaflık var. Yani Behzat Rado'yu öldürmeyecek. Hadi dayı tembihledi desem. Burada Behzat'ta İlyas'tan bahsediyoruz. Böyle durumlarda asla dayıyı dinlemezler. Tabii bir tek sen dinlersin zaten enişte. Şüphesiz dayıcığım. O zaman dinle enişte. Buyur dayı. Tabii sus da. Sus da dinle de. Dayı, bu susma ne zamana kadar? Yani hep mi yoksa bu gergin bekleyiş içinde mi? Anladım. Bu gergin bekleyiş içinde. Arabalar geliyor. Tamam. Sustum ben. Merhaba abi. Merhaba İlyas. De, hayırdır bunlar? Niye yaşıyor? Vallahi güzel soru. Hakikaten ne diye yaşıyor bunlar? İlyas tutturdu bu işte bir iş var diye, yoksa biz herkesi geberttik yani. Yok. Hepsini gebertmemiştik Behzat. Volkan'ı elimizden kaçırdık biliyorsun. Zafer sağ olsun nasıl kaçırdıysa. Keyfinden mi kaçırdım kardeş? Gecenin bir karanlığı. Adamlar eğitimli yani. Kurşunda kaçmayı biliyorlar. Neyse. Şimdi abi biz oraya gittik. Adamlar silahları böyle masanın üstüne koymuşlar. Bir de ellerini de sanki polis kumarhaneyi basmış gibi havaya kaldırmışlar, bizi bekliyorlardı. Ya abi bence korkularından da. Ama bu Rado, ben bir Hızır'la konuşayım, ondan sonra öldürecekseniz öldürürsünüz diye gereksiz gizem yaptı yani. Acaba adamların ağzını açsak da merak ettiğimiz soruları onlara mı sorsak? Ha? Doğrusu da bu. Radovan, ne söylersen söyle, seni hiçbir şey kurtaramaz. Ama içinde olduğun yapılanmanın bütün ayrıntılarını anlatırsan, o savaş başta olmak üzere, belki çocuklarının bir şansı olur. Hızır abi, itin oğlu it olur yani. Hani bunların böyle enik olduğuna bakma. Yarın bir gün döner, bizi de ısırırlar. Gözlerinin önünde babaları öldürülünce sanmam. Seni dinliyorum. Sence ben yaşamak için başka bir plan yapmadım mı? Yapmışsındır Radovan. Ama şimdi sen o büyük arabalardan inen adamlar buraya gelecek diye güveniyorsan hiç güvenme. Oğlun Semih'i onların gözünün önünde öldürdüm. Duydun mu Zır? O yüzden de en son savaşla konuştuğumda senden bir alacağım olduğunu söyledi. Ve onu da almış.
Neyi almış? Bana bir telefon açma fırsatı verirseniz kendi gözlerinizle görürsünüz. İkna olmazsanız beni de çocuklarımı da öldürün. Blöf yapıyor abi. Yoksa ne alacak? Herkesin yeri belli, yurdu belli. Herhangi bir eksiğimiz de yok. Aklınca yerini tespit ettirecek lavuk. Bence blöf yapmaya Behzat abi. Az sonra ortaya çıkacak bir şey için bu adam kendini riske atmaz. Bir telefon verin şuna. Peki. Savaş. Hızır seninle konuşmak istiyor. Senden bir alacağım var demiştim. Aldım. Şimdi yanımda duruyor. Merak etme. Ben henüz kimseye hiçbir şey yapmadım. Gayet misafirperver davranıp çay kahve ikram ediyorum. Öyle değil mi Şahin Bey? Hızırım. Sakın bizim üzerimizden bunlarla hiçbir pazarlığa girme. İşte Hızır'a söylenmeyecek bir laf ettin. Sen şimdi bunu söyledin ya. Hızır mecbur Rıdvan ve evlatlarını bana gönderip seni ve evladını alacak. Yanılıyor muyum Hızır? Nereden bileceğim ben sana bunları gönderdiğimde senin onları bana sağ salim göndereceğini? Benim yaptığımı yapmayacağın ne malum? Söz veriyorum. Ha, senin sözüne güveneceğim yani. Birbirimize güvenmezsek çok kayıp verirsiniz. Diyelim ki sen Rıdvan Bey ve çocuklarını öldürdün. Ben Şahin'i öldüreceğim. Yarın gidip Doğan'ı öldüreceğim. Öbür gün de İlyas'la Behzat'ı öldüreceğim. Tufan'la İdris. Artık sonrasında kim elime geçerse. Senin taktiğin gibi yani. En son sen. Anlaştık mı? Düşünmem lazım. Kararımı verince seni ararım. Anlaşılan zaman kazanmaya çalışıyorsun. Dur ben sana yardımcı olayım. Ne yapıyorsun? Evlat! 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 Evlat!
Sabaha kadar düşün. Kararını verince beni ararsın. Hızır. Bence artık anlaşma zamanımız geldi. Acele etme Şahin. Yarın seni de onun yanına göndeririz. Çok üzme kendini. Hiç kimse ölümsüz değildir. Ama unutma ki senin gibi Nemrutları bir sinek bile inim inim inleterek öldürür.